Gezgin Gözüyle programında bugün Kırçeşme Mahallesi Kırçeşme Caddesi'ndeyiz. Burası Kırçeşme Caddesi. Hemen devam ederseniz artık bundan sonra evler yok. Ahmet Dede mezarlığına gelmiş oluyorsunuz. Bu taraftaki şehrin bu yüzündeki yani doğu tarafındaki mezarlık Ahmet Dede mezarlığı karşı tarafında buradan da görebiliyoruz hatta batıda yer alan da Ok Meydanı mezarlığıydı. Yani bizim meftalarımız, yakınlarımız, ölülerimiz biraz tepede böyle. Bizler aşağıdayız. Tabii buradan başladık yayına. Dediğimiz gibi size göstermediğimiz sokakları, caddeleri, ara yerleri gösteriyoruz. Hemen bir ağaçın yanındayım. Şu anda Şubat'tayız ama hava sanki inanılmaz. İlkbahar gibi, sonbahar gibi güzel bir hava var bugün. Ağaçlara baktığım zaman da tomurcuklanmaya başlamış. Bu da aslında iyi midir, kötü müdür? Tabii tarımcılar bilir bunları. İleride soğuk olursa sonra hiçbir şey olmuyor. Burada hemen hemen yeni binalar var. Hemen yan tarafımızda cami var. Caminin yanına kadar da ineceğiz. Ne camisi? Size onu göstereceğiz. Biz yavaş yavaş Kırçeşme Caddesi öbür tarafta Nasrullah Meydanı'ndan bu tarafa doğru, Nasrullah Köprüsü'nden bu tarafa doğru geldiğiniz zaman doğu tarafına doğru geldiğiniz zaman Kırçeşme Yokuşu diye adlandırılan yer. Evet burası da yokuş ama Kırçeşme Caddesi diye geçiyor burası. Biz camiye doğru devam edelim. Kırçeşme Caddesi'nden hemen caminin yanına gidelim diye bu tarafa doğru dönüş yaptık. Ama biraz da zor iniyoruz açıkçası. Çünkü 2-3 gün evvel yağan kar nedeniyle biraz buralar buz olmuş. Kaymamaya da dikkat ediyoruz. Caminin yanına doğru geçiyoruz. Buradan da aşağı doğru gittiğimiz zaman bakalım ahşap ev bulabilecek miyiz buralarda? Onları gösterelim istiyoruz sizlere. Hemen caddeden şimdi ara sokağa girdik. Buradaki camide Hacı Kemal Pattabanoğlu Camii. 1991 yılında yapılmış olan yeni bir cami. Allah razı olsun. Hayırlarını kabul etsin diyelim. Biz aşağıya doğru devam edelim. Hemen iki yol ayrımına geldik. Soldan devam etmeyelim. Buradan sağdan devam edelim. Bazı yerleri Kastamonu o kadar güzel, o kadar ayrı mükemmel sokakları var ki şunu da itiraf edeyim, bazı yerlerinde sizinle beraber ben de geziyorum. Hemen sağ tarafımda Bahçeşim'de güzel, bir zamanlar güzelmiş daha doğrusu bir ahşap bina var. Hemen burada da direğe demek ki hani insanların canına tak etti denir. Yettin artık canıma denir. Öyle bir şey olmuş ki canım kardeşim, güzel kardeşim ne olur lütfen yavaş git diye yalvarıcısına bir yazı asmışlar. Demek ki buradan hızlı gidiyor araçlar ki o yazıyı asmışlar. Oradan hemen iki yol ayrımından bu tarafa döndüğümüz zaman Kırçeşme Mahallesi Baba Sokağı'na geldik. Yalnız geçen Kırçeşme Mahallesi Muhtarımız Tahsin Sakallıoğlu ile beraber geldiğimizde bu Baba Sokağı diğer taraftan girmiştik. Hatta bir bahçenin içine de girmiştik. O programımıza da taşımıştık o görüntüleri. Macir evleri diye anlatmıştı bize muhtarımız bu sokağı. Onun için biz tekrar geri dönüp düz devam edeceğiz. Burayı daha önce görmüştük. Geçen hat sanatçısının daha önce yaşadığı, şu anda merhum olmuş evini anlatırken o caminin yanında kaynak suyu ileride de akıyor demişti. Burada da yine Ahmet Kavağı Çeşmesi kaynak suyu diye yazıyor. Burada da bir çeşme var. Baba Sokağı'nın başka bir arasındayız. Hemen önümüze üç yol ayrımı geldi. Şimdi küçükken hani o falan diye sayardınız, ona göre şey yapardınız. Piti piti sepeti karamele bilmem nesi falan diye. Buradan sağa bir yol gidiyor, düz de gidiyor, sola da yol gidiyor. Biz biliyorsunuz programlarımızda genelde yokuş çıkmayı sevdiğimiz için biz sol tarafa devam edelim. İleriden devam edersek büyük. Ama ileride bir ahşap ev gördüm yine. Oturulmuyor o da. Onu da gösterelim size. Ondan sonra buradan yukarı doğru devam edeceğiz. Ters
tarafa gidecektim ama buradaki ahşap evleri görünce dayanamadım. Bu tarafa geldim ama tabii çoğu yine oturulmuyor. Oturulmadığı için, içinde insan yaşamadığı için artık yıkılmaya yüz tutmuş bazıları. İleride gördüğüm birkaç evde oturuluyor ancak tabii ki yıpranmış o evlerde. Kırçeşme Caddesi. Tekrar önümüze bir yol daha geldi. Tekrar ayrılıyor. İleride yine sola bir yol ayrılıyor. Burası Kavakaltı Sokak'mış. İsterseniz yukarıya demiştik ama oraya sonra geliriz. Bu Kavakaltı Sokak'tan ileride neler var bir bakalım. Burası Kavakaltı Sokak. Hani iki arada bir derede kalmış derler ya. Bu ahşap evde öyle olmuş. En üstü yıkılmış. 3 katlı olabilirdi ama şu anda 2 kat zaten içerisi de dağılmış vaziyette. 2 bina arasında kalmış bir ahşap bina. Hemen sağ tarafım çıkmaz bir sokak. Hemen yine yanımda 2 katlı ahşap bir bina var. Burası da tabii ki terk edilmiş. Bizim bu ara sokaklarda ne işimiz var? Hem sizlerle beraber bu ara sokakları geziyoruz. Hem de sizlere göstermenin yanında bu çekimlerimiz tarihte de yerini almış olacak. Elimizde bütün sokakların, bütün ara yolların, bütün çıkmaz yerlerin bir kanıt olacak. Belki bundan çok seneler sonra nasılmış, ne olmuş şekline getiririz, gelir. Çünkü biz eskiye baktığımız zaman nasıl bazı şeyler keşke dursun diyorsak, belki bu programlara bakıldığı zaman da yıllar yıllar sonra keşke Kastamonu bu durumda olsaydı diyeceğiz. Kavakaltı Sokak'ta hemen sol tarafında yine bir 3 katlı ahşap bina var. Görüntüye göre ilk 2 katında oturuluyor. En üst katı biraz dağılmış vaziyette. Hemen sağ tarafında Kavakaltı çıkmazı var. Yine karşımda tam böyle üçgen şeklinde yolu ayırmış, 3'e ayırmış, 4'e ayırmış bir ev daha var. Orası da ahşapmış, altı taş binaymış ama orası da yeni nesil tuğlayla örülmüş. Bu bina hemen ortada kalmış gibi her tarafından yol geçiyor. Kenarından, kıyısından, köşesinden. Buradan devam ederseniz iki oluk sokak diye geçiyor burası. Ben karşımda bir yer gördüm. Zannedersem restore ediliyor orası. Oraya bir bakalım. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla çok eski bir yer. Merak ettim, gördüm, geldim. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Kastamonu Merkez Abdülcebbar Camii onarım işi diyor. Restorasyonu yapılıyor. Ve bitiş tarihini 8 Ekim 2020 yazıyor. Bittikten sonra da geliriz. Bir etrafında şöyle dolaşalım. Hemen yanında da 2 katlı bir ahşap ev var. O da yıkılmak üzere. Abdülcebbar Camii restorasyonu yapılıyor. Aslında kapısı da yok. Girebiliriz ama bu çeşit yerlere saygımızdan girmiyoruz. Dışarıdan size göstermeye çalışacağız. Çünkü bir yerde belki restorasyonu yapılırken bir yerlere zarar verebiliriz. Ama tavan işlemeleri falan bir ahşap camiymiş. Çok güzel. Umarım burası da bir an evvel Kastamonu kültürüne geri kazandırılır. Hemen yanında eski bir bina var. Burada eski bir ahşap bina var. Çevre düzenlemesi falan yapıldıktan sonraki biraz evvel bahsettiğim gibi iş bitim tarihi 8 Ekim 2020 yazılmış. İnşallah programlarımız devam ederse o tarihten sonra da gelip buranın yapılmış halini size gösterebiliriz. İşte bunu demek istedim. Tarihe bir not düşüyor bu program. Hemen Abdülcebbar Camisi'nin yanında da mezarlar var burada. Onu da size gösterelim. Google amcaya da hemen müracaat ettim. Abdülcebbar Türbesi diye geçiyor. Banisi ve bina tarihi bilinmemektedir.
Abdülcebbar mahallesinde aynı isimli caminin batı bölgesindedir. Türbeden günümüze beton bir mezar kalmıştır. Caminin banisi Abdülcebbar Efendi'nin 1600'lü miladi yıllarda vefat etmiş olması muhtemeldir diyor. Yani eğer benim bulduğum Abdülcebbar Camisi ve türbesi burasıysa, doğru yerdeysek, doğru yeri anlatıyorsak, Abdülcebbar Efendi 1600'lü yıllarda vefat ettiği biliniyorsa 1600-1500 küsürlerde falan yapıldığı ortaya çıkıyor bu caminin. Şeyini bulamadım, camiyle ilgili bilgiyi bulamadım. Sizler araştırırsanız belki buluruz. Biz şimdi çekimlerde olduğumuz için çok da araştırma yapamıyoruz ama türbe hemen sağ tarafımda, yanı başımda. Tabii ki buralar da restore edilecek. Ya bu konuda gerçekten bizim bu eski eserleri, vakıflara ait eski eserleri ortaya çıkarma konusunda Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü gerçekten büyük bir çalışma içerisinde, takdir etmek lazım. Aklımız başımıza geç geldi ama çok geçmeden de gelmiş oldu. Caminin ön yüzünde vardı birkaç tane mefta. Burada da bu cami-i şerifin banisi Abdülcebbar Efendi'nin ruhuna Fatiha diyor. Demek ki bu caminin banisi Abdülcebbar Efendi burada yatıyor. Biz bir Fatiha'mızı edelim, devam ederiz. Bizim atalarımız, işte Candaroğulları, Selçuklular, hatta onlardan evvel Bizanslılar, tabi tarihi çok şey yapamıyorum, işte Osmanlı dönemi, o kadar güzel eserler bırakmışlar ki Kastamonu coğrafya olarak gerçekten hangi sokağa girerseniz ne çıkacağını, ne göreceğinizi bilemiyorsunuz. Açıkça konuşmam gerekiyor ki Kastamonu'yu çok iyi biliyorum, gerçekten de biliyorum diye ortaya çıkabilirim ama bu caminin yanına ilk defa geldim. Hemen sağ tarafımda tahmin ediyorum bir çeşme var. Abdülcebbar Camisi Çeşmesi olabilir. Arkada da bir levha var, sıkışmış. Üstünde de çok güzel bir başlığı var onun. Onu da gösterelim. Biz devam edelim. Dediğim gibi gezdikçe daha neler göreceğiz bakalım. Hemen caminin yanından Cevizli Sokağı'na doğru giriyoruz. Burası da dar bir ara. İleride yine ahşap binalar görüyorum. Burası Kırçeşme Mahallesi, Cevizli Sokak. Devam ediyoruz. Hemen ahşap bir yine binanın yanından geçiyorum. Sol tarafta bir arsa var tahmin ediyorum. Orada da bir ahşap bina vardı. Şu anda yok. Bahçe biraz ilerisinde hemen bir yine demirleri güzel boş bir ahşap bina var. Biz buraya geldiğimiz zaman da Cami Sokak burası. Cami Sokağı'na gelmiş olduk. Buradan solda, sağdan da gidiyor. Biz soldan devam edelim yukarıya doğru. Yani hep buradan gideceğiz diyoruz ama değiştiriyoruz fikrimizi. O girmediğimiz yerlere de gireceğiz tabii. Burası da Aktekke Mahallesi Cami Sokak. Kırçeşme Mahallesi'ndeydik. Aktekke Mahallesi'ne geldik. Cami Sokak'tayız. Geldiğimiz yol Aktekke Mahallesi Cami Sokak'tı. Hemen önümüze 3 yol ayrımı geldi tekrar. Burası da Kırçeşme Mahallesi. Hemen önümüzde Kırçeşme Mahallesi Acusu Sokak. Acusu Sokak'ta da 3 yol ayrımındayız. Hemen sağında 3 katlı bir ahşap bina var. Terk edilmiş tabii orası da. Biz sol tarafımızdan devam edelim. Yokuş yukarı çıkalım. Orhan Veli Kanık'ın bir şiiri vardı. Şöyle diyordu. Öteki dünyada akşam vakitleri fabrikamızın paydos saatinde bizi evlerimize götürecek olan yol. Böyle yokuş değilse eğer ölüm hiç de fena bir şey değil. Neyse biz kötü şeylerden bahsetmeyelim. Çok güzel sokaklardan geçiyoruz. Hava güzel. Kış ortasında yazı yaşıyoruz. Kastamonu böyle. Kastamonu'da
4 mevsimi yaşayabiliyorsunuz. Kastamonu'da her daim gezebiliyorsunuz. Kastamonu'yu görmeniz gerekiyor. Coğrafyasıyla, iklimiyle, her şeyiyle mükemmel bir şehir. Kerpiç evler şimdi bomboş, sıvasız kaldı duvarlar demişti. Biz de kerpiç evlerin, sıvasız kalan duvarların yanından, Acısu Sokak'tan yokuştan yukarıya yukarıya çıkıyoruz. Sol tarafa doğru devam edelim. Sol tarafa doğru devam ettiğimiz zaman da yine burası da Kırçeşme Caddesi. Şimdi hemen devam edecektim fakat bu araya gireyim dedim. Hangi araya gireceğimizi, hangi sokağa gireceğimizi şaşırmış vaziyetteyiz. Genelde böyle oluyoruz. Tabii bunları size açık açık anlatmıyoruz ama bu sokağa neden girdim? Biliyorsunuz Hababam sınıfı yazarı Rıfat Ilgaz Kastamonlu Cideli ve Anadolu'da ilk kurulan lise ünvanı olan Abdurrahman Paşa Lisesi Hababam sınıfının geçtiği, roman olduğu yer. Seyretmeyenimiz de yoktur. Burası Rıfat Ilgaz Sokak. Rıfat Ilgaz Sokak olduğu için buradan girdim. Yine çok güzel binalar var, ahşap binalar var. Kırçeşme Mahallesi, Rıfat Ilgaz Sokak. Hemen sağımda 6 duvar olan restore edilmiş bir bina var. Hatta kiralık diye de yazmışlar. İşte restore edilince, içinde insan oturunca farklı oluyor. Söylüyorum, size göstermediğimiz sokak kalmayacak. Yine burası, burayı da geldiğim yolda sayarsak 3 yol ayrımı. Solumdan bir yol, sağımdan bir uzun merdiven. Buralara da geleceğiz. Kastamonu bitmiyor. Gez 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 Kastamonu bitmiyor. Hemen karşımda yine bahçe içinde biraz duvarları tabii ki yıkılmış ahşap bir ev var. Orada da oturan yok. Biz o tarafa doğru devam edelim. Buralara sonradan geliriz. Burası Kara Ağaçlık Sokak'mış. Tekrar 4 yol ayrımının olduğu bir yere geldik. Yokuş var, aşağı iniş var, geldiğimiz yol var, sağdaki yol var. Ama ileride kerpiç bir ev görüyorum, ahşap kerpiç karışımı. O tarafa doğru gidelim. Hemen geriden gördüğüm o tuğlalı bina. Ama camları kırılmış. Alttan da kırılmış, üstten de kırılmış camları. Hatta sokak kapısının camları da kırılmış. İşte oturmayınca gün geçtikçe mahvoluyor ev. Oturmamalarının da bir sebebi olmalı. Tekrar geldiğimiz yön dahil yine 3 yol ayrımına geldik. Bu taraftan gelmiştik. Tahmin ediyorum buradan da geldik ama buradan devam edelim. Bakalım başka bir sokak bulabiliyor muyuz? Bitmiyor. Kastamonu bitmiyor. Daha ilçeleri var. Burası Kuyucak Sokak. Hemen bu merdivenlerden çıkıp gelmiştik buraya Kuyucak. Ve sağ tarafa devam etmiştik. Biz sol taraftan devam edelim. Artı doktorlara falan gidiyorsunuz. Hani rejim yapmak için, sağlıklı zayıflamak için. Zayıflamak mı istiyorsunuz? Gelin beraber yürüyelim. İlk programa bakarsanız 96 kiloydum. Şu anda 81 kiloyum. Yürümenin faydaları. Evlerde oturulduğu zaman gerçekten sokaklar da bakımlı oluyor. Evler de bakımlı oluyor. Komşuluk ilişkileri daha farklı oluyor. Biz yine bir yol ayrımına geldik. Hemen önümde bir çocuk bahçesi var. Sağdan yukarıya doğru devam edelim. Hemen bu Kırçeşme Caddesi'ne geldiğimiz zaman da ilk başlangıç noktamız olan ilerisi, yani devam ettiğiniz zaman hemen Ahmet Dede Mezarlığı'na geliyorsunuz. Biz bugün biraz Kırçeşme Mahallesi'nde dolaştık sizler için. Dolaşacağımız daha çok sokaklar, çok aralar, çok mahalleler var. Düşünün bir de ilçelerimizi dahil ettiğimiz zaman umarım inşallah bu programlar devam eder.
Biz de her gün sizlere böyle Kastamonu'nun çeşitli sokaklarını, ilçeleriyle beraber tanıtma fırsatı buluruz. Çünkü gerçekten gezilmeye, görülmeye değer bir il Kastamonu. Her şeyiyle bunları artık saymaktan say bitmiyor denir. O şekilde fotoğrafçılar için, gezginler için, turistler için yani inanılmaz güzel bir memleket. Başka bir sokakta yine Gezgin Gözüyle programında beraber olabilmek umudu ve dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın. Lütfen unutmayın.